Arkaladı yandan. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet, cicilerimizi hiç merak eden arkadaşlarımız yok. Ben de baktım siz merak etmiyorsunuz. En iyisini ben göstereyim dedim ve şu an kümesimizdeyiz. Civcivlerimizin yanındayız. Gördüğünüz gibi civcivlerimiz gayet sağlıklı ve iyiler. Çok şükür bir ölümle karşılaşmadık. İyi gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Zaten süseksimizi görüyorsunuz. Şöyle şu tarafa doğru gelelim. Rahibe fizanımıza bakın. Rahibe fizanımız gayet büyüdü. Şu biraz horozu andırıyor. Horoz olabilir. Şurada da var bir rahibe fizanımız. Rahibe fizanların hepsi horoz olabilir arkadaşlar. Büyük bir sıkıntımız var. Rahibe fizanlarda bir sorun var yani. Sanırsam hepsi horoz. Neyse canımız sağ olsun. Şu arkadaş benziyor yani horoza. Horoz andırıyor. Umarım horoz değildir. Burada bir kurçuk var. Evet. Kurçuğa bakıyorlar. Kurçuk gidiyor bakın. Git git yemesinler sizi. Burayı da temizleyeceğim yakın zamanda. Bayağı bir pislendi. Hayvanlarımız için sağlıklı bir ortam oluşturmak bizim ana görevimiz. Rahibe fizan da biraz meraklı arkadaşlar. Dışarıya. Bakın. Canlarım benim. Ama şöyle söyleyeyim. Bir farkı ben göremiyorum. Çünkü her gün görüyorum civcivlerimizi. Sizlerden farkı görmek, göstermenizi isterim. Varsa herhangi bir ne kadar bir gelişme var, nasıl büyümüşler, iyi bir büyüme var mı, gelişme var mı? Şşt, 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 şşt. Büyüme ve gelişmelerini sizden bekliyorum. Bir böyle bakın genel olarak nasıl gelişimler arkadaşlar, güzel mi? Gelişimleri hakkında yorum bekliyorum. Zaten astrologlar aldı başını gidiyor. O ayrı bir mesele ama astrologlardan farklı olarak astrologlarımız çok hızlı gelişiyor. Öbür civcivlerimizde orantıda. Aynı gün çıkan hayvanlarımız kocaman oldular. Görüyorsunuz. Artık erik oldular. Piliç sınıfından çıktılar neredeyse. Aynı zamanda süseksimiz de çok güzel bir şekilde gelişiyor ve büyüyor. Baksanıza tipe bakın ya. Maşallah diyelim. Ve diğer hayvanlarımızı gösterelim. Bıdığımızın yavrularından. Yani kaybettiğimiz avokatçımızın yavrularından. Şu arkadaki de bıdığın yavrusu arkadaşlar. Bakın geçti o tarafa. Şurada bir beyaz var. Arkada var bakın bıdığın yavrusu. Şu beyaz da bıdıktan. Yani avokatçının yavrularından. Bayağı iyi büyüdüler ya. Değil mi? Canım benim. Maşallah. Yakın zamanda şöyle bir şey yapacağız inşallah hep birlikte. Civciv bakım programı sizlere yayınlayacağım. Yani bir yerden alıntı değil. Tamamıyla kendi bakım şeklim arkadaşlar. Civcivlere nasıl bakıyorum sizlerle onu paylaşacağım. Neler yapıyorum onları söyleyeceğim. Nasıl bir çizelge izliyorum, nelere dikkat ediyorum onları anlatacağım. Ve sizlere böyle bir bakım çizelgesi hazırlayıp paylaşacağım. Siz de ona uyarak bakabilirsiniz. Tabi bu tamamıyla kendi bakım şeklim ve kendi görüşlerimden, kendi tecrübelerimle oluşturduğum bir çizelge olacak. O nedenle dolayı sizin uygulayıp uygulamamanız tamamıyla sizin tercihiniz. Aynı zamanda hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Yani şöyle bir durum da olabilir. Dersiniz ki senin yaptığın çizelgeyle baktım hayvanlarıma hepsi öldü gibisinden. Bir sorunla sorun yaşamak istemem açıkçası. O nedenden dolayı yayınlayacağım çizelgeden. İsterseniz gönüllü olarak yani sizin tercihiniz. İster bakarsanız ister bakmazsanız ama herhangi bir sorumluluğa girmek istemiyorum. Onu demek istedim burada arkadaşlar. Çünkü ben öyle bir sorumluluk kabul edemem. Hayvanların canıyla oynayamam ben. Ya vereceğim sistem, vereceğim program gayet iyi ve sağlıklı hayvanlarımızı bu şekilde büyütüp geliştirebilirsiniz. Yani onda hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Merakınız olmasın. Ama yine de ister istemez sorumluluk alamıyorum yani. Almak istemem. Çünkü misal veriyorum. Baktığınız ortam yanlış bir ortam olabilir. Ne bileyim herhangi bir içeri bir bakteri girer, virüs sokarsınız. Bir şekilde hayvanları hasta edecek bir şeyler yaparsınız. Benim program dışından bir şeyler uygulanır. Ve hayvanlarımız
nıza zarar gelir. Benim programdan olduğunu düşünürsünüz. Yani benim verdiğim sistemden olduğunu düşünürsünüz. Bu kez de olmaz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, sonuç olarak sizlere güzel bir program vereceğim, yayınlayacağım. Umarım hoşunuza gider. Umarım hayvanlarınıza daha iyi bakarsınız. Benim tek temellim hayvanları öldürmeden yetişkin birer fert yapabilmektir. Ve değişik tarzda programlar uygulamaktayım sürekli. Umarım başarılı oluruz. Hep birlikte başarmak isteriz. Ve bu programlarda sizlere paylaşıyorum ki ne kadar çok hayvanımızı canlı tutabilirsek, ne kadar çok hayvana faydam dokunursa benim için o kadar iyi arkadaşlar. Neyse, sonuç olarak sizlerden lütfen yorum bekliyorum. Hayvanlarımız hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Gelişim nasıl? Güzel bir gelişimler var mı? Bu zamana dek getirdik hayvanlarımız nasıl büyümüş müler? İyi miler? Hoş mular? Sağlıklılar zaten çok şükür. Ama gelişimleri konusunda pek ben bir şey kestiremiyorum. Çünkü bilmiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki abi kaç aylıklar? Arkadaşlar ne yazık ki kaç aylık olduklarını da bilmiyorum. Çıkım gününden bugüne dek videolarını paylaşmaya devam ettim. İsterseniz böyle bir geriye doğru gidebilirsiniz. Zaten bizleri sürekli takip eden arkadaşlarımız biliyordur. O arkadaşlarımız da varsa lütfen aşağıya yavrularımızın tahmini kaç aylık olduklarını yazarlarsa çok memnun kalırım. Hepinize teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Maşallah.